Değerli izleyenler, iyi akşamlar. Transfer Market'e hoş geldiniz. Güney Mergen'le beraberiz bu akşam ve gündemdeki transfer gelişmelerini, isimleri ve neler olabileceğine dair kendimizce yorumlayacağız. Güney, hoş geldin tekrar programa. Sen hoş geldin, mekanın sahibi benim. Farklı spiker arkadaşlar hep aynı şeyi söylüyorum. Doğru söylüyorsun, sen de haklısın. O zaman ben hoş geldim diyeyim değerli izleyenler, sizler de öyle. Hemen Beşiktaş'la başlayalım bugün. Fikret Orman'ın özellikle transfer konusunda önemli açıklamaları vardı. Neler söyledi Başkan Fikret Orman? Onları dinleyelim. Gitmek istem, bizde şimdi bazı oyuncularımız var. Git diyoruz, gitmiyor. Niye gitmiyor? Bir teklif yok da gitmiyor. Teklif olsa belki onlar da giderler. Bazı oyuncular ise gitmek istiyor. Yani mesela Fabri mesela yanlış algı hatırlatıldı. Sonunda kendisi gitmeden açıkladı. Benim hayalim Premier Lig'de oynamaktı. Gitmek istiyorum dedi. Gitti. Vida bir gitti oraya, bir geldi buraya. Oradan geldi şu oraya. Quaresma oraya gitti, buraya geldi. Biz Beşiktaş'ta çok satış yaptık, yaptık. 3 tane oyuncu gitti. Kimi sattık? Tosic. İnanılmaz bir kontrat aldı Çin'den. Tosic'e gitmedik. Bizde bir senelik kontratı vardı. 33 yaşındaydı. Bize çok büyük faydalı. Gitmek istiyorum dedi. Gitti. Mitrovic kullanamadığımız bir oyuncuydu. Çok büyük umutlarla aldık. Aldığımız zaman bu kadar para verilir mi? İşte bu ne oldu bu paralar diye tenkit edilirken sattığımız fiyata gelince niye sattınız olduk şimdi? Son olarak da Fabri. Bir sene sözleşmesi kalmıştı. Bir sene sonra bedavaya gitmesindense bugün ayrılması. Beşiktaş'a da çok iyi hizmetleri oldu. Ona da yardımcı olmak kaydıyla bir şey yaptık. Onun haricinde demin de söyledim. Sezon başından beri bütün oyuncularımız satıldı. Vida. Bir o kulübe gitti, bu kulübe geldi. Bir oradan gitti, bu kulübe geldi. Ben Beşiktaş, ben ve arkadaşlarım bu kulübü yönetiyoruz. Bu yazılanların hiçbir tanesi bize intikal etmedi. Pepe Beşiktaş'tan ayrılmak isterse biz yardımcı oluruz. Ama biz Pepe'yi bir sene oynasın da bir sene sonra satalım bilmem ne diyerek almadık. Beşiktaş da futbol kariyerini bitirsin. Müthiş bir katkı sağlasın diye aldık. Yok, Harun'la ben bildiğim kadarıyla biz Harun'la çok bir olmadık. Alıcı olmadık. Duyduğum kadarıyla Galatasaray ilgilenmişti. Biz de öyle girelim gibi bir şeyimiz yok. Yani araya girelim de arttıralım falan diye böyle bir niyetimiz de yok. Ali Başkan bizim çok sevdiğimiz bir kulüp başkanı. Bizim de abimizdir. Çok da severim hakikaten şahsen de. Genel sohbet içerisinde ne yapıyorsunuz, ne ediyoruz, transferler nasıl, bütçeler nasıl gibi sohbet ederken konu bir yandan bize de Harun'a geldi. Onun üzerinde de sohbet ettik. Bizim için şu anlık Harun hamlemiz gözükmüyor. Tolga ile alakalı bir iki şey söyleyeyim. Tolga müthiş bir kaleci. Ve bana göre ve kaleci hocalarıma göre de Fabri'den çok daha iyi bir kaleci. Fakat Tolga'yı bir maçta bir şanssızlık olduğu taraftar filan, bu bizim oyuncumuz Beşiktaş'ın kaptanlığını yapıyor. Ben el birliğiyle arkasında durursak, taraftarımıza da buradan mesaj veriyorum ve sesleniyorum. Tolga'nın bu sene çok iyi bir performans çıkaracağını düşünüyorum. Arkasında iki tane de iyi genç yine yerli kalecimiz var. Bir tanesi Utku, çok büyük umutlarla aldık. Bir de genç altyapıdan gelen oyuncumuz var. Durum bu. Ama süreç içerisinde hamle yapar mıyız? Bakacağız. Ofansif bir orta sahaya konsantre olmuş vaziyette. Onun haricinde 31 Ağustos'a kadar süremiz var. Yine söylüyorum. Aceleci değiliz. Ben taraftar baskısını göğüsleyebilecek durumda bir başkanım. Yönetim kurulunda öyle. Bizim açımızdan biz taraftara şirin gözükelim diye transfer yapmadık, yapmayacağız da. Sondan başlayalım bence. Çünkü başkanın orada verdiği mesaj önemli. Birkaç sezondur da zaten bunu gördük. Ben transfer konusunda gerekirse taraftar baskısını göğüsleyebilecek bir başkanım diyor. Ve gereksiz savurgan transferler yapmayacağız. Zaten yapmadık da diyor Sayın Fikret Orman. Burada Fabri konusunda hani herkes bizi çok eleştirdi ama oyuncu da gitmek istiyordu. Zaten bir sezonluk kalmıştı. Biz de ona kolaylık gösterdik. İyi de bir para verdiler dedi. Harun Tekin konusunda her ne kadar başkan
çok fazla ilgilenmiyoruz desek de yine tabii orada biraz küçük küçük akıl oyunları olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Ama Vida konusunda, Pepe konusunda, Quaresma konusunda başkan oldukça net ifadeler kullanıyor. Eğer evet iyi transfer teklifleri gelirse ve oyuncu da gitmek isterse hepsi gidebilir diyor. Gayet makul konuşmalar. Sen neler söylersin Beşiktaş'ın transfer politikası hakkında? Sondan başladım, başa kadar geldim bu arada. Hocam, hepsini bir toparladın. Şimdi mekan sahibi sen olunca önce ben bir gireyim, sonrasında sen toparlarsın dedim. Peki sondan başlarsak taraftar aşırı gözükme. Evet yani öyle bir yükümlülüğü yok tabii ki hiçbir yönetimin. En doğrusunu yapacaklar, pazarlık payı bırakacaklar, pazarlığı sonuna kadar zorlayacaklar. Çünkü zaten mali portföy çok sıkıntılı. Bunu günlerdir, aylardır söylüyoruz ama işin gerçeği 1,5 aydan daha fazla oldu transfer market başlayalı bizde bu sezon itibariyle. Bayağı bir gün geçti ama hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani bu mali problemler gölgesinde olmayan transferler bizi program bazında da yormaya başladı. Evet. İşin gerçeği sürekli aynı isimler etrafında dönüp dönüp duruyoruz. Bu tarz açıklamalara belki taraftarın ihtiyacı vardı. Beşiktaş taraftarının bir beklentisi var. Tıpkı Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarının olduğu gibi. Galatasaray taraftarının belki biraz burada bir farkı var. Ön eleme oynamayacak takım ama Beşiktaş açısından, Fenerbahçe açısından yer yer endişeli bekleyişler var. Özellikle Beşiktaş taraftarı geçtiğimiz sezon çok büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Yani Şampiyonlar Ligi'ndeki başarıyla kol kola giden ligdeki mağlubiyetler serisi, bir başarısızlık silsilesi hakikaten kabul edilebilir gibi değildi Beşiktaş taraftarı açısından. En kötü ihtimalle bir ikincilik bekleniyordu tabii. Hı hı. Şimdi böylesine bir sezonun ardından tabii taraftarın beklentisinin fazla olması normal. Onların da bir konsantrasyonu, bir motivasyona ihtiyacı var. Yani peki başkan gerçek... o motivasyonu da aslında verdi. Yani bugünkü diğer açıklamalarında, özellikle VAR tanıtım toplantısından sonra yaptığı açıklamada Beşiktaş'ın bu sezonki hedefi UEFA Avrupa Ligi'nde final ve Türkiye Ligi'nde şampiyonluk dedi. Yani aslında bakarsan bu doğal hedef zaten. Motivasyon olarak zaten hedef gösterilmiş. Ama işte bunu gerçekleştirebileceğine inanacağın bir futbolcu kadrosu var mı? Taraftar her zaman buna bakar. Bir kere sen kaleci ve artı Talişka diyeyim. Yani görev bölgesini düşünmeden çok önemli iki oyuncunu gönderdin. Kendi takımında gerçekten alternatifinin çok kolay bulunmayacağı isimleri gönderdin. Biri atıyordu, biri tutuyordu. Üstelik forvet sıkıntın da vardı ve gitmesi düşünülen forvetler de şu anda takımda. Az sonra Sayın Şenol Güneş'in açıklamalarına da geleceğiz. Oradaki açıklamalar bence çok daha ilginç. Çok daha net bazı ama zaten başkanla bir takım şeyler başından beri sanki çok da fazla uyuşmuyor. Yani bir tanesi çok net, diğeri mesela bulunduğu konum itibariyle tok satıcıyı oynamak durumunda. Yani bu akıl oyunlarını yapmak zorunlu bir haldir. Yönetimler için, başkanlar için. Sayın Fikret Orman göreve geldiği günden beri zaten oyuncu satarken eğer bir meyli varsa kafasında bir düşüncesi, tok satıcıyı oynuyor. Oyuncu alacaksa da eğer bunu zaman zaman farklı yönlere kaydırarak, bizi farklı yerlere yönelterek gizliden yapıyor ve hep oyuncu alırken özellikle son günü kullanıyor. Yani biraz akıl oyunu var tabii ve buna mecbur. Şimdi Vida, Pepe, Quaresma, bu isimler gitmek isterse bunlar önemli ama kafalardaki baremi de yakalamak lazım. Şimdi bir Vida için ne kadarlık bir teklif var ve acaba başkanın kafasındaki fiyat nedir? Vida'ya satmaya gönüllü bir portre ortaya koyarsanız böylesine basın toplantılarında pazarlık payını daraltırsınız, küçültürsünüz. Dolayısıyla pek akıllıca olmaz. Sayın Şenol Güneş bulunduğu konumda gayet rahat, net düşüncelere sahip ve bunu bildiriyor bize. Ama Sayın Fikret Orman bazı şeyleri içinde tutmak durumunda, zaman zaman akıl oyunları oynamak durumunda. Bunları biz sosyal hayatta da yapıyoruz zaman zaman. Sosyal hayatta da karşılaşıyoruz. Ben yapmıyorum hocam. Ben direkt düz en basitten bak ne var biliyor musun? Mesela sokakta yardım kuruluşları için para toplayan arkadaşlar var. Günde 100 kişiyle konuşuyorlar. Sana hiç denk geldi mi? Geliyor evet zaman zaman. Metro çıkışlarında geliyor. Mesela nasıl bir tavır alıyorsun onlara karşı genelde? Görmezden geliyorum. Devam ediyorum. Peki hiç seni tuttukları, yakaladıkları, esir aldıkları oldu mu? Sence beni tutabilir mi kimse? Evet peki. Ben onlara geçerim. Ben de seni burada sıkıştıramadığım gibi onları sıkıştırması zor ama zaman zaman ben kibarlık adına yok, yani çok fazla akıl oyunu yapan ve hop çevreden dolaşıp kaçmaya evet. çalışan insan çok görüyorum. Yani hayatımızda var bu. Başkan statüsünde tabii Fikret Orman'ın zaman zaman daha önce de yaptığı gibi bunları yapmak zorunda olduğunu ben de düşünüyorum. Çünkü elinde bir pazarlık kozu tutmak durumunda. Yani biz evet gelin Vida'yı da alın, Pepe'yi de alın derse o iş olmaz öyle. Bu anlamda da tabii istediği baremlere çıkabilmesi adına veya Harun Tekin konusunda mesela bir girişimimiz oldu. Evet ama işte hani şey de diyor, Galatasaray da ilgileniyordu zaten benim bildiğim kadarıyla. Şu anda bizim bir o konuda opsiyonumuz yok diyor. Ama tabii ki Harun Tekin konusunda da Beşiktaş'ın girişimleri olduğu aşikar. Zaten olmaması biraz daha garip olurdu. Özellikle Fabri'nin gitmesinden sonra hem yerli kontenjanında hem de yabancı bir
futbolcuya verebileceğiniz paralardan daha az bir paraya aslında Harun Tekin alabilirsiniz. Burada bir de ne var biliyor musun? Sadece konu Harun Tekin değil. Bence Sayın Başkan ve yönetim bu kaleci probleminin ya da problem demeyelim şimdilik bir kaleci alımı söz konusu ise bu durumun çok net olmadığı düşüncesindeler bence. Ve burada tabii Tolga'ya bir güven aşılamak lazım. Tolga da bir insan, evet çok tecrübeli olabilir. Zaman zaman kaptanlık yapmış olabilir ama sen de burada varsın. Biz seni görmezden gelmiyoruz mesajı bence hem başkan nezdinde hem de teknik adam nezdinde açıkça verildi. Buna şu anda Beşiktaş takımı gerçekten mecbur. Çünkü Tolga şu anda kaledeki tek alternatif durumunda. O oyuncunun alternatifi yok gibi görünüyor. Genç isimleri bir kenara koyarsak. Bu da bir akıl oyunu olmasa da bir motivasyondur. Bir evet bir kaleci arayışı olacak ama eğer alınamazsa ya da beklendiği gibi bir tercih olmazsa son tahlilde o zaman Tolga'ya daha şimdiden güven vermek bu kalesini çok daha doğru bir strateji. Çok daha doğrudur. Bu arada bir ara Beşiktaş'tan geçsene bakalım gerçekten kurtulabilecek misin? Çok kolay olmayacaktır bence. Yolun çok Beşiktaş'ın oraları düşmüyor. Şenol Güneş'in açıklamalarıyla devam edelim. Onlar da bugün Tohoşavan karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Tabii rakip biraz zayıf olunca öyle diyelim biraz Beşiktaş'ın çok da dişine göre olmayınca ilk maçta da 2-0 bir skor olunca o basın toplantısı yarınki maçtan ziyade biraz transferler ve futbolcuların durumuna evrildi. Bakalım Şenol Hoca neler söyledi. Burada önemli olan yumurta gibi birbirine vurdurmak değil, doğruyu yakalayıp hizmeti arttırmak. Biz bunlar arasından birini oynattığımız zaman diğerlerine zaten gerek kalmıyor. Yani düşün ki Negredo oynasa Wagner'in kalmasına gerek yok. Wagner ölürse Negredo'nun kalmasına gerek yok. İlerini. İki tanesini tutabilirsiniz. Ama dördünü tuttuğunuz zaman birinin diğer altına öteki kadroya girmeyecek. Bunu konuştuğumuz zaman onu istemiyor değil. Yoksa şimdi benden Negredo şu anda oynasa yarın belki o 3-4 tane atacak diyelim. Bir tane atacak. Veya İlerini atacak. Veya Wagner atacak. Ben de öyle istiyorum. Gol atsın. Attırsın. İyi oynasın istiyorum. Öne geçsin istiyorum. Ama olmayınca 1-2-3 maç sonra o zaman arayışa getiriyorsun. Bu kulüp için de kayıp. Oyuncu için de benim için de kayıp. Bizim kimseyle bir yarışımız olmaz. Her oyuncuya katkımız olur. Onları yarıştırıp takımda tutmak istiyoruz. Tutamadığımız zaman özellikle yetenekleri, kaliteleri yüksek olan, tecrübe, yaşları olan arkadaşlarımızın buradan mutsuz olacağını gidip oynamasında yarar var. Onu söylüyoruz. Sayısı fazla ama verimi düşük olduğu için bir golcü düşün. Ama kaleci bizim gündemimizde yok. Bizim alabileceğimiz kaleci Tolga ve Fabri'den daha iyi bir kaleci. Utku da çok gayet iyi geliyor. Memnunum ondan. Gayet iyi. Yani az maç oynasa bile her geçen gün üstüne koyarak geldiğini düşünüyorum. Dolayısıyla gündemimizde yoktu. Ama Fabri'nin bu olay gelişince bir kaleci alalım mı almayalım mı? Bizim sorunumuz şu anda Tolga'nın da iyi olduğunu düşünüyorum. Geçen sene Leipzig maçı ve daha sonrası çalışmaları, olaylara bakış. Evet yaş olarak söylenebilir ama bu tecrübe olarak, çalışma olarak iyi yansıyınca takıma olumlu yansır. Zaten bir yılda bu kabilesi var şu anda. Dolayısıyla bir sıkıntı olarak görmüyorum orada. Ama her tarafı tamamladığımız zaman yaş olarak da ilerisi için de iyi bir kaleci, ekonomik olarak da uygunsa almaktan yararlı görürüm yani. Bizde olsun. Hatta Türk kaleci olsa daha da işime gelir. Ama ben aynı parayı verip de Fabri gibi veya Fabri'den tartışılır bir pozisyon alacağım kaleci almayı doğru bulmam. Şu anda kaleci sorunu ilk gündemimiz değil ama olursa onu da değerlendiririz. Aslında ilk gündemimiz şu andaki özellikle forvette sayı fazlalığına rağmen verim düşüklüğü. İki, elimizde Ricardo, Babel, santrafor için konuştuk. Ricardo, Babel, Lens var, Gökhan var, Orkan var, oynayabilecek oyuncu. Orada da bazen fazlalıklar verim düşük olduğu zaman hem ekonomik olarak hem teknik olarak zarar veriyor. Ama iki tane forvetim var, iki tane açığım var, bir açık santraforum var, bana yeter. Yani burada takım yapılanmasında, planlamasında sıkıntımız var şu anda. Geçen sene ekonomik olarak da kaybı uğradık. Bu sene ekonomik olarak kaybı uğramadan ama hala sayısal olarak fazlalık olan yeri var. Kaleci gündemimde yok. Onu da size cevap vermiş olayım. Yani kaleci olabilir mi? Olabilir. Hem mevki için olabilir. Çünkü gitmeyenler gittiğine göre, olduğuna göre o da olabilir. Pepe, Vida kalıyorsa zaten bizim bununla Enzo ile beraber bir stoper arayışımız yok. Yani demin anlattığım santrafor fazlalığımız da yok. Ama olmadığı zaman sıkıntımız var. Vida gider mi? Başka biri gider mi? Bilmiyorum. Yani onları siz de görüyorsunuz. Bilmediğimiz için gelişmeye göre hareket edeceğiz. Ama şu anda bu sıkıntımız var. Geçen sene takım yaparken de sıkıntımız vardı. Bu sene de o sıkıntı var. Yani ligde başlığına kadar devam edecek gibi görünüyor.
Evet tabii Fikret Orman bunu sıkıntıdan çok popüler transfer yapmama, biraz daha adımları doğru atma olarak görüyor. Ama tabii ki Şenol Güneş bir teknik adam olarak her zaman elinde oynatmak istediği, planladığı kadronun hazır olmasını istiyor. Dolayısıyla da o bir sıkıntı olarak görüyor bunu. Bu da çok normal aslında. Bu açıklamalar çok da zıt gibi görünmemesi lazım. Yani hani biz de biliyorsun her şeyden bir şeyler çıkarmaya çalışır. Genelde maalesef medyanın bir kısmı diyelim, herkesi kapsamayalım. Ama yani burada bundan daha doğal bir şey yok. Biri yönetim bazında düşünüyor. Tabii ki mali yapıyı çok daha fazla düşünüyor. Diğeri de elindeki oyuncuların hazır olmasını istiyor. Bir kadro kurulacaksa o kadronun hemen elinde olmasını istiyor. Ziyadesiyle de o açıklamaları yapıyor. Bu arada bir detay sana vermeden sözü. Ben canlı dinledim bütün basın toplantısında. Bir Mandžukić ağzından kaçırır gibi oldu. Ağzından kaçırır gibi oldu Şenol Hoca. Bir Mandžukić dedi ama onu hangi amaçla dedi tam anlayamadım. Ya haberler çıkıyor Mandžukić deniyor o vesaire falan diye mi, yoksa farklı mı onu bilemiyorum tabii. O detayı da atlamamış olalım. Yani tek bir cümleyle satır arası. Mandžukić de gelirse o gol oranı çok da fazla artmaz yani zaten. Bir sezonda attığı gol sayısı belli bir oyuncu. Onun altını biz yine Şenol Hoca'nın açıklamaları konuşalım ama tamam. Telefon attığımızda Fatih Doğan var. Sabah gazetesinden Beşiktaş muhabiri ve yazarı. Ona bağlanalım. Sonrasında biz devam edelim seninle yine Güney. Fatih merhabalar, iyi akşamlar. Hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Bugün hem Fikret Orman'ın açıklamaları hem Şenol Güneş'in açıklamaları. Tabii ki yarın önemli bir karşılaşma var ama tabii rakibin çok da Beşiktaş'ın dişine göre olmaması sebebiyle diyelim. Daha çok basın toplantıları transferler üzerinden gitti. Neler bekliyoruz Beşiktaş'ta ya? Gerçekten Vida, Pepe, bu oyuncular gidecek mi? Yeni bir stoper gelecek mi? Forvet'te kim gelecek? Ne olacak? Kaleci arayışı devam ediyor mu? Harun Tekin isminin haricinde başka isimler var mı? Senin bildiğin kadarıyla rica edelim senden. Tabii öncelikle şunun altını çizelim. Transfer süreci Beşiktaş'ta artık hızlanmaya başlayacak. Bunu söyleyebiliriz. Sayın Fikret Orman'ın açıklamalarını çok politik buldum. Kendine göre bir takım stratejiler geliştiriyor ve uzun bir süredir artık yıllardır bu transfer politikalarını izliyoruz. Açıklamalarında biraz ne zaman böyle sesliğe bürünse ya da farklı bir değerlendirme de bulunsa bekleyebilirsiniz. Yani her an bir şey olabilir, gelişebilir şeklinde. Ben öyle okuyorum. Yani sözcüklere değil biraz da ifadelerin tarzına da artık dikkat etmeniz gerekiyor. Fikret Orman karakteri böyle bir yol izliyor çünkü. Bir sözü var başkanın. Yani biz yöneticiyiz. İşi transferi biz yapacağız. Bu bizim işimiz. Herkes işine baksın. Gazeteci gazeteciliğini yapacak. Haber almaya çalışacak. Biz de gizlemeye çalışacağız şeklinde. Aslında Zoko transferindeki gizliliği de görmüşsünüzdür. Yani son ana kadar bekletip sadece uçak bileti kesildikten sonra Zoko'nun geleceğe medyaya sızdırıldı ve bunu da yöneticilerin bir kısmı işte medyadan saklayalım gibi garip bir şey içerisine girdiler. O yüzden Beşiktaş transfer politikasının çok ciddi manada devam ettiğini düşünüyorum. Yani bir sessizlik söz konusu gibi gözükse de önümüzdeki günlerde çok hareketli bir süreç yaşanacak. Mandžukić sorusu soruldu. Evet, gündeme gelmişti. Yani ben geçen yıldı sanırım Mandžukić ile ilgili Beşiktaş'ın bir bitecek sözleşmesine yönelik gündem geldiğinde de Beşiktaşlar temas etmişlerdi. O yüzden o kart tabii Dünya Kupası sonrası Mandžukić'e de bir piyasa değeri oluştu. Acaba dönebilir mi? Oradan bir şey çıkartabilirler mi? Buna bakmalar lazım ama bir taraftan Negredo'yu 4,5 milyon euro kazanıyor diye gönderirken Mandžukić'i İmza parasıyla nereye yapabilirsiniz, nereye getirebilirsiniz? Bunlar tabii hep hesap işleri. Ama ben Vida transferinde biraz durağanlık gördüm. Ben 22 milyon euroyu West Ham'dan bizzat yöneticilerin ağzından duymuştum. Ama bugün geldiği noktada biraz daha temkinli yürüttüklerini görüyorum. Ben Vida'nın bu süreçte gidebileceğini düşünüyorum. Quaresma ile 8 milyon euro bir menajerler aracıyla bir görüşme vardı. Beşiktaş Başkanı da hem Quaresma'nın 2 yıllık anlaşma Çin'de sahibi Ukrayna'lı olan ikinci lig takımına bir operasyon düşünüyordu. Orada da Mendes, Ahmet Bulut ikisinden bir haber bekleniyordu. Ama 2-3 haftadır o bir resmi evrak gelmedi. Yani o bekleniyordu. Mesela son günlerde bir Pepe'ye teklif geldiğinde, haberi çıktığında Pepe'ye teklif var, Pepe gidiyor. Bir haber şiddetli bir şekilde yalanlandı, isim verilerek yalanlandı ama
Quaresma ile yapılan ilgili haberlerde daha uzun süre gündemi meşgul etmesine rağmen tek bir yalanlama, tek bir süreç yaşanmadı. Pepe konusu kesin tavrı var Pepe'nin. Ben gitmek istemiyorum, Beşiktaş'ta oynayacağım şeklinde bir tavrı vardı. Bundan dolayı da Pepe'nin gitmesine sıcak bakılmıyor. Pepe geçen sene 6.2 milyon euro oynuyordu, işte imza parası şu vesaire. Bu sene o para rakamlar 3.8 civarına düştü. O yüzden Pepe'nin kalmasını istiyorlar. Takımda en azından bir yıl daha kalıp ağabeylik toparlaması bekleniyor. İşte Vida'yı satarak da ekonomik denge ve açılımlar, tıkanıklık giderilmeye çalışıyor. Ben bu günler biraz yoğun günler. Ben Kulüpler Birliği'ni takip ettim, içerideki konuşmaları biliyorum. TFF'deki bugün toplantıda başka şeyler biliyorum. Yayıncı kuruluşla ilgili ödeme mevzuları, para akışları. Yani transfer yapacaksak kulüpler. Bunlar çok sevgili Güney, sen hakim olduğun konular. Biraz oralarda tıkanıklık var. Yani herkesin dilinde bir para var. Transfer yapacaksınız ama ortada dönmeyen bir para var. Paranın dönmesi için de ödemelerin dolaylı olarak yapılması lazım. Henüz bu ödemeler yapılmış değil. Bunun da altını çizmek lazım. Ben bugün Riva'daydım ve Riva'daki bütün başkanlar aşağı yukarı hep Napolyon'un dediği gibi para para diyorlar. Şu anda bir para beklentisi çok ciddi manada var ve sıcak para ihtiyaç var. Dönmekte zor. Yani sadece büyük kulüpler değil, her takım, bugün Süper Lig'de her takım bu süreci yönetmek istiyor ve bunun için nakit ödemelerini, herkesin mali yükümlülüklerinin yerine getirmesini bekliyor. Federasyonda savunması şu: biz henüz para ödeme almadık. Payımızı da 112'den 4'ü düşürdük. Oradan da bir ödeme yapmamız, destek çıkmamız fazla bu anlamda mümkün değil. Daralma var. O yüzden herkes şu anda Türk futbolunda bir durağanlığın da transferde biraz beklenmesinin nedeni bu. Ben Beşiktaş'ın bu süreci Vida satışıyla beraber daha hızlanacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde bir değil iki tane iyi transfer yapacağına inanıyorum. Mandzukic olur. Bir 10 numara doğrudur. İsmi geçen isimlerin hepsi var. Ama bir 10 numara gibi değil de bugün bir hücum oyuncusu gibi kanatlarda oynayan. Çünkü Şenol Güneş'in statik bir 10 numara talebi yok. Yani Babel iki kanatta oynayabilen, forvet arkası oynayabilen ama böyle klasik bir 10 numara beklentisi içerisinde olmadığını yönetime bildirmiş. 10 dolar olabilir dedi. Kanatlarda oynayabilir. Yeter ki hücum etkinliği olacak. Hızlı, süratli, deplası olabilecek oyuncu takviyesi istiyor. Bunu da muhtemelen işte Quaresma'nın gitme ihtimaline karşı istiyor. Ya da Babel'in kalmıştı transferi. Mastan kalkmışlardı. 8 milyonluya Beşiktaş onaylamıştı satışını. Oradan bir tıkanıklık vardı. Aşağı yukarı böyle. Harun konusu ciddidir, doğrudur. Başkanlar yine bugün yine görüştüler ama ben Harun meselesinde Bursa'nın para talebini, yüksek para talebini Beşiktaş'ın bonservis ödeyerek yapmayacağını düşünüyorum. Yani bence bir Ospina ya da farklı isimler çizildi. Avrupa'da başka daha maliyet düşük bir kaleci ama iyi bir kaleciyle yalıp Harun'a yedekleme yaptıklarını düşünüyorum. Öyle çok böyle bonservis ödeyeyim, Bursa işte 3 milyon 4 milyon euro vererek Harun'u alayım gibi bir şeyi Beşiktaş'ın böyle bir sürece gideceğini düşünmüyorum. Çünkü para yok. Sadece Beşiktaş için değil, hatta Fener Galatasaray içerisinde, Beşiktaş Trabzon içerisinde ekonomik döngüsü kötü olmasına rağmen en iyi Beşiktaş, en iyi durumda Beşiktaş ama bunu da Fikret Orman yeterli olmadığını düşünüyor. Çelişkili görmüyorum. Özür diliyorum. Buyurun. Estağfurullah. Resme geniş açıdan bakarsak, toparlarsak, geçtiğimiz sezonlardaki Sayın Fikret Orman'ın transfer dönemleriyle karşılaştırdığında, öyle ya, atanı da gitti, tutanı da gitti. Forvet'in verimsizliği zaten hocanın da dilinde ve bu şartlar altında Talişka'nın olmadığı bir Beşiktaş aslında. Belki de eksikliği çok daha fazla gözlenebilir bir Beşiktaş en azından şu anki konumda. Kalecisi de gitti ne olursa olsun ve senin de az önce farklı şeyleri, farklı dinamikleri ifade ettiğin gibi zor bir transfer dönemi. Geçmiş dönemlerle karşılaştırdığında sen nasıl bir hissiyatın var? Hani bir cümleyle özetlemek istersen Beşiktaş taraftarına ne söyleyebilirsin? Çünkü taraftar da yer yer endişeli işin gerçeği. Çok daha zor bir transfer dönemi mi? Çok daha çetrefilli bir transfer dönemi mi? Geçmişteki dönemlerle karşılaştırdığında sen hissiyatın nedir bu konuda? Çok kısa söyleyeyim. Beşiktaş kulübü şu anda her türlü yüksek bonservis transfer yapabilecek durumda ama bu kurşunu atarsa, yüksek bedellerle oyuncular alır ya da yüksek maliyetli oyuncular kurmaya çalışırsa ödemekte zorluk çıkabilir. Yani Ocak, Şubat geldiğinde yani kulüpte 3 aydır maaşını alamayan personel var. Bu Galatasaray'da daha kötü durumda, Fenerbahçe'de daha kötü durumda. Bunları net olarak söylemekte fayda var. Futbol, burada bir tıkanıklık var ama
%30 daralma ifadesini kullanan Fikret Orman. Ben diyor Şampiyonlar Ligi'nde bu gelirleri toplayamayacağım. Yok, UEFA'da finale gitseniz alacağınız para belli. Yani Şampiyonlar Ligi gibi bir döngü yok. O açıdan baktığınız zaman da futbolcu maaşları da çok arttı. 1.6 milyon eurodan 2.5-2 ortalamalara geldi. Yani onu 130 çekmek istiyorlar. Bunu yapmanın da yüksek maliyette oyuncuların gönderilmesi. Bugün Jorge Jesus Mendes'in hocası Suudi Arabistan'a Negredo'nun işini bitirmişti. Ancak eşi ben İspanya'ya döneyim ya da İstanbul, yani burada Arabistan'a gitmek istemiyorum gibi tavır var. Yani bir de eşler var yani. Avrupa'da o paralar verilmiyor. Eşler çok önemli. O önemli. Şimdi o öyle olunca şimdi Negredo da tıkandı. Yani Negredo Avrupa'da bir kulüp, İspanya'ya gidecek ama İspanya'da 4.5 kazanıyor burada. 4.2 diyelim resmi evrak. 4.2, 8.5 milyon euro yıllık ödemeler lazım. Yani İspanya'da Negredo'ya o parayı verecek kulüp yok. Yani ya Çin'e gidecek, ya Arabistan'a gidecek, ya Katar'a gidecek, ya da bu performansı çok zor gözüküyor. Böyle olunca da bu sefer eşini ikna etmesi gerekiyor. Yani böyle bir futbolcular biraz da eşlere çok değer veriyor. Aile kavramı özellikle 30 yaş üzerine çıktıktan sonra. Biraz orada bir tıkanıklık söz konusu. Yani orada da bir Beşiktaş'ın bir hazırlık içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bir kanat oyuncusu öncelikli, bir yani hücuma yönelik 10 numara diyelim. Başkanın ifade etmesi de. Bir de santrafor. Sağ beke adrenalinle kapatırız diye düşünüyorlar. Bir kaleci 3 tane oyuncu üzerine yoğunlaştılar. Bence pazartesiden itibaren Beşiktaş'ın gündemi çok daha netlik kazanır, daha da renklenir. Umut Güner'in ve Başkan Fikret Orman'ın Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'yla birlikte ciddi operasyon çalışmaları var. Sanırım pazartesi bir yurt seyahati daha olacak. Beşiktaş bence bu aşamada vida satışına bağlantılı olarak doğru ve yerini transferlerini yapacağını düşünüyorum. Biraz geç olur ama Fikret Orman'ın tavrından da onu anlıyorum. Yani biz, herkes işine baksın, biz yöneticiyiz, biz yapacağız, şimdiye kadar yaptık. Bu bir ifade, ciddi bir mahcubiyet göstermeyen iyi bir hazırlık ifadesidir. Ben öyle algıladım. Fatih Doğan, çok teşekkürler değerli yorumların için. Vaktinizi almış olduk. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın diyelim size de. Yani vida büyük ihtimalle öyle. Yani Beşiktaş muhabirleri genelde aynı kanındalar. Sadece Fatih Doğan nezdinde değil. O da çok açık bir şekilde ifade etti ama vidanın... Bazı detaylar da çok enteresandı verdiği bu arada. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Tabii onlar sürekli kulübün içinde olduğu için yani diğer mali konular, diğer kulüplerin tabii ki mali yapıları ve beklenen bazı adımların atılmıyor oluşu vesaire. Tabii bunların hepsi transferi de dolaylı veya direkt olarak etkileyen unsurlar. Onu da unutmamak lazım ama tabii Beşiktaş'ın Fatih Doğan da söylediği gibi en büyük avantajı mali yapısını en azından satabileceği oyuncular olması sebebiyle daha fazla hareket kabiliyeti olması. Doğru. Bu çok çok önemli bir durum. Diyelim, eklemeyeceğim bir şey yoksa Galatasaray'a geçeceğim ben artık. Hocanın açıklamalarına binaen az önce belki tek bir cümle söylemek lazım. Artık tabii forvet verimsizliği yüzünden en önemli sıkıntılarının bu olduğunu ifade etti. Bu sezon şu anki konumda, şu anda söylüyorum daha bir transfer gelmeden, tabii ki bu durum çok daha ciddi. Çünkü artık elinde bir talişkası yok Beşiktaş'ın. Hı hı. Yani geçtiğim sezon forvetler santrfor bazında istenen verimlilikten uzaktı ama en azından talişka avantajım vardı. Bu sezon o da yok ve bakalım geride kalan bölümde nasıl tercihlerle ne şekilde doldurulacak forvet hat. Tabii oyun planında belki de ona göre biraz şekillenecek. Mutlaka. Bunlar da çok çok önemli. Artık ligin başlamasına da az bir süre kaldı. Galatasaray'la devam edeceğiz. Galatasaray'da tabii gündemde 3-4 madde var. Hazırlık maçları bir anda geride kalıyor. Birincisi denier konusu. Büyük ihtimalle 9 Ağustos'a kadar bekleyecek gibi gözüküyor Galatasaray bu anlamda. Premier Lig'deki transfer sezonunun kapanmasıyla beraber ve City'nin alacağı aksiyon itibariyle. Ama Guardiola'nın onu ben fazla yine kadroda düşüneceğini pek düşünmüyorum. Yani en doğrudur azından... ama denier durumu force ediyor. Yani anlattığımız maçlarda da Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda benim dikkatimi çekti. Denier ben de bir City maçı anlattım ama denier oynamadı orada. Benim anlattıklarımda oynadığı için rahatlıkla konuşabiliyorum. O Guardiola'nın çabuk düşünme ve uygulama ve pas aksiyonlarında gerçekten ona intiba sağlamış bir oyuncu seyrettim. Yani geride kalan dönemde iki farklı Galatasaray tecrübesini gerçekten iyi kullanmış bir denier. City'de direkt adam olur iddiasında tabii ki değilim. Ama kadroda düşünür mü düşünmez mi, her şeye rağmen benim kafamda o konuda bir
küçük soru işareti var. Çünkü Denayer aldığı süreyi iyi kullandı şu ana kadar. Peki yine bir telefon bağlantımız olacak. Ali Naci Küçük, Hürriyet Gazetesi'nden. Ali Naci, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. İyi akşamlar. Teşekkürler, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi Galatasaray'da da tabii transfer bekleniyor ama özellikle spesifik isimler daha fazla Ayyuk'ta. Birincisi Denayer, az önce konuşuyorduk. Emre Akbaba yine çok merak ediliyor Galatasaray'a gelip gelmeyeceği. Gomis konusu, Gomis gidiyor mu? Gomis gitmiyorsa yanına Andre Silva geliyor mu? Ve hazırlık maçları performansı sarı kırmızılı camiada ve taraftarlar arasında nasıl yankı buldu, onu da senden rica edeceğiz. Öncelikle Denayer'den başlayayım. Galatasaray Belçikalı stoperi kiralamak istiyor ancak İngiliz kulübü şu ana kadar bu formüle sıcak bakmış değil. Galatasaray'a ancak bonservisiyle bu transfer izin vereceklerini ifade ettiler ki nitekim de şu anda UEFA'nın transfer kısıtı uygulaması nedeniyle de Galatasaray İngiliz kulübüyle pazarlık masasına dahi oturamadı. Buradaki tek sarı kırmızıların ufak da olsa umut kırıntısı diyelim beslediği nokta bu transferde Jason Denayer'in Galatasaray'a gelme isteği ve nitekim de İngiliz kulübüne bunu iletmesi. Ama açıkçası üçüncü kez sarı kırmızı kulübe kiralar mı şu ana kadar bu inadı kırılmış değil, onu belirtelim. Gomis konusuna gelecek olursak açıkçası Galatasaray'da UEFA'nın koymuş olduğu kısıt nedeniyle gerçekten hem teknik direktör Fatih Terim hem de yönetim deyim yerindeyse çıkmaz da. Fatih Hoca 3 kulvarda Galatasaray'ın mücadele edeceği için kadronun yetersiz olduğu, daha doğrusu alternatif kısıtı sorunu yaşandığını düşünüyor ve bu kadronun 3 kulvarı kaldıramayacağı fikri hakim. Zorlanılacağı fikri hakim. Ve bu yüzden de en az 3 bölgeye, yani forvete, stopere ve 8 numara pozisyonuna Fatih Hoca acilen takviye yapılmasını istiyor. Ama deyim yerindeyse Galatasaray yönetimi de herhangi bir oyuncusunun ciddi bir teklif alamaması ve sporcu satışı yapamadığı için de belki de Fatih Hoca'nın listesinde bulunan birçok oyuncuyu da hiç görüşme cesaretinde de bulunamıyor. Çünkü açıkçası tahta açılamadı oyuncu gitmediği için. Fakat hoca da artık ligin başlayacak olması, daha sonra Eylül ayında Şampiyonlar Ligi'nin girecek olması nedeniyle biraz artık deyim yerindeyse transferde artık imzaların atılmasını istiyor. Ve bu noktada da açıkçası her ne kadar resmi teklif Galatasaray'ın masasına gelmese de taliplisi olan en ciddi isim aslında Buffett'in bir Gomis. Yaklaşık 2 hafta önce Arap basınının ortaya attığı Al-Hilal kulübünün Gomis'e talip olduğu ve kendisine yıllık 6,5 milyon euro teklif ettiği iddiası aslında doğruydu. Fakat Galatasaray'ın bu sezon Gomis gibi bazı oyuncularında da yaşadığı problem kadroda olan yer alan futbolcular Galatasaray'da o kadar iyi paralar, maaşlar, bonuslar, primler alıyorlar ki o yüzden İstanbul gibi bir şehirde aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi arenası da olduğu için açıkçası bu sezon çok gitmeye ve transfere sıcak bakmıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Gomis. Futbolcuya bir teklif var ama Arap kulübü Gomis'i ikna etmeyi başaramadığı için de Galatasaray'a resmi teklif de bulunmadı. Ama bir taraftan da zaten bu olayı belki de geçtiğimiz hafta, daha doğrusu artık Ayyuk'a çıkmasını sağlayan konulardan bir tanesi Gomis'in ısrarlı zam talebiydi. Özellikle menajeri Galatasaray'ın sezon başında kendisine ve Gomis'e söz verdiğini iddia etmişti. Ama ben Başkan Dursun Özbek'le, eski Başkan Dursun Özbek'le görüşme fırsatı buldum. Kendisi bu açıklamanın kesinlikle profesyonelliğe aykırı olduğunu ve hiçbir şekilde Gomis ve menajeriyle böyle bir konuşma ya da
sözün kendilerine verilmediğini, eğer verilseydi de zaten Gomis gibi bir futbolcunun, tecrübeli menajerinin de bunu zaten kontrata başarı kriteri olarak yazdıracağını ifade etti. Yani burada Gomis ve menajeri, daha doğrusu özellikle menajeri, oyuncusunun çok iyi bir sezon geçirmesinden ötürü bir anlamda teklifleri de aslında Galatasaray'a karşı bir koz olarak kullanıp ücretinin arttırılmasını istiyor Gomis'in. Ama Galatasaray ve teknik heyet buna sıcak bakmıyor. Ortada aslında bu durumda Fransız futbolcunun performansını düşürüyor. Belki de hem teknik gözünde hem de yönetim gözünde Galatasaray'ı en fazla hayal kırıklığına uğratan, ki biz İsviçre, Tunus ve Atina kamplarının tamamını takip ettik. Yani geçtiğimiz yılki Gomis'ten eser yoktu. Çok net bir şekilde zaten antrenmandaki tavırlarıyla, vücut diliyle mutsuz olduğunu zaten Gomis'i açıkçası saklamıyor. Herkese bunu ilan ediyor. Bir kere burada bir sulh sağlanması lazım Galatasaray için. Onu da belirtelim. Bunun dışında André Silva konusunda yine Ajax maçından önce Fatih Hoca'yla karşılaşma öncesi sohbet etme fırsatı bulduk. Kendisi de şunu ifade etti. Yani İtalya basını olmak üzere birçok kişinin iddiasının doğru olmadığını, yani Milan kulübünü arayıp ya da Gattuso ile konuşup André Silva'yı kiralamak için telefon açtığımı yazmışlar ama bu iddialar doğru değil dedi. Ben de gerçekten şaşırıyorum bu iddiaları okuyunca dedi. Ama şu Real bankasım şu André Silva konusunda Milan kulübü oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe gitmesini istiyor. Ve nitekim de futbolcunun teklif edildiği kulüpler arasında Galatasaray'da var. Yani aslında teklif Galatasaray'dan Milan'a gitmiyor. Milan Galatasaray'a futbolcusunu öneriyor. Ama buradaki en önemli nokta, yani Milan zaten bedelsiz olarak, yani maliyetine karşılık kiralık olarak vermek istiyor bu oyuncuyu. Fakat futbolcunun yaklaşık 4 milyon euroluk bir maliyeti var. Ve bu yüzden de şu anda bu maliyet aşağı düşmedikçe André Silva transferi gerçekleşemez. Çünkü Galatasaray zaten mevcut önümüzdeki yılın bütçesinde deyim yerindeyse aslında bir numaralı hedef olarak Badou Ndiaye'ye yer açmaya çalışıyor. Ve Ndiaye'nin yıllık maliyeti de garanti parası sadece 3,5 milyon euro istiyor. Ve Galatasaray sadece Badou Ndiaye'ye bu garanti parayı deyim yerindeyse ödemeyi göze alamadığı için bu transferi uzun süredir bitiremedi. Çünkü Stock City'ye de bir kiralama bedeli ödenmeyecek. İngiliz kulübünün o safhası da tamamlanmış durumda. Ama dediğim gibi Galatasaray'da ciddi bir aslında finansal sorun var. Ve yönetim de ayağını yorganına göre uzatmak istiyor değil. Yani UEFA'nın istediği kriterlerini hepsini yerine getirmek istedikleri için biraz açıkçası tedbirli davranmaya çalışıyorlar. Ndiaye konusundaki durum da bu şekilde. Aynı zamanda da stopere bir takviye isteği var Fatih Hoca'nın acilen. Çünkü Deneyer'de sonuç henüz alınamadı ve tablo Galatasaray yönetimine göre şunu gösteriyor ki eğer olursa yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Ağustos ayının son haftalarında ancak bu transfer gerçekleşebilir. Deneyer transferi. O zaman da Fatih Hoca'nın istediği periyoda denk gelmiyor açıkçası Deneyer'in gelişi. Ve nitekim de bunun akabinde Fatih Hoca Mustafi'yi Arsenal'de forma giyen Arnavut asıllı Alman stoperi aslında kiralanmasını istedi Galatasaray yönetiminden. Bu noktada Arsenal kulübüyle resmi görüşmeler de yapıldı ki bu bilgiyi çok net bir şekilde hem takımımız yönetimi hem de teknik çok net bir şekilde doğruladı Fatih Hoca'nın Mustafi'yi istediğini. Ama Galatasaray kiralamak istiyordu. Ancak Arsenal kulübü oyuncunun ancak aynı Deneyer gibi satışına izin verebileceklerini ifade edip 25 milyon euro gibi Galatasaray için çok astronomik bir talepte bulundular. Ve bu yüzden de açıkçası Fatih Hoca'nın stoper listesinde bir numaralı isim olan
Arnavut asıllı Alman stoperim. Transferi de bu yüzden gerçekleşmedi. Yani aslında Galatasaray'ın çözmesi gereken çok sorun var. Fatih Hoca'nın talepleri var. Ama şu an için henüz somut bir gelişme yok. Bakalım önümüzdeki günler neleri gösterecek ama çok net bir şekilde Fatih Hoca Şampiyonlar Ligi'nde başarı adına en az 3 takviyenin zorunlu olduğunu ifade ediyor ki teknik heyetle ne zaman açıkçası görüşme ve dertleşme fırsatı bulsak onlar da çok olarak şunu söylüyorlar. İşte Nagatomo mecburen alternatif oyuncu eksikliği olduğu için sağ bekte oynuyor, stoperde oynuyor, sağ bek sol bek oynamak zorunda kalıyor. Muğdat oyuna giriyor, bir 10 numara oynuyor, bir 8 numara oynuyor, bir forvet oynuyor. Yani aslında hocanın da gerçekten bana göre kısıtlı bir kadro var. Ali Naci Küçük, çok teşekkürler. Geniş kapsamlı bir değerlendirme yapmış oldun, sen de bizlere aydınlattın. Kolay gelsin diyelim sana da, iyi akşamlar, teşekkürler. Evet, tabii Galatasaray'da da her kulüpte olduğu gibi mali dar boğaz diyelim. Tabii sıkıntılı. Fatih Hoca da bu anlamda kadrosunun 3 kulvarda savaşacak kadar yeterli olmadığını düşünüyor. Çok da haklı bu konuda. Görünüyor zaten, bu kağıt üzerinde bile olsa gözüken bir durum. Ve bu anlamda da tabii transferler ona göre yapılacak. Galatasaray'ın da işi bu anlamda biraz zor gibi sanki. Bu var, bir de eldeki iç dinamikleri mutlaka çok iyi kullanması gerekiyor bu dönemde artık Galatasaray'ın. Şimdi tabii bu kadar farklı sorun kalemi içinde özellikle Buffett'in bir Gomis olayı çok dikkat çekici. Yani biz sahada değiliz. Biz burada oturduğumuz yerde olan şeylere yorum getirebiliriz. Ancak muhabir olunca, o antrenmanları takip edince özellikle söylenen bir cümle çok önemli. El hareketlerinden, jest mimiklerinden, vücut dilinden Gomis'in geçtiğimiz sezonki Gomis'ten çok farklı olduğunu, o adamın yerinde yerler estiğini ifade etti. Dolayısıyla bence bu çok önemli ve Galatasaray'ın acilen çözmesi gereken bir problem. Çünkü Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon yine önemli sorunları vardı. Deplasmanda zor maç kazanan bir takımdı. Ama Galatasaray'da ilk haftadan son haftaya kadar değişmeyen tek bir şey, tek bir avantaj vardı. O da Gomis'in performansı. Yani Sayın Fatih Terim geldikten sonra Gomis'in performansı artmadı. İlk haftadan bu yana Galatasaray'ı bir şekilde taşıyan en önemli güç, en önemli avantajdı. Bence Galatasaray'ın bir şekilde ivedilikle diyelim bu sorunu içinde çözmesi şart. Sonrasında yapılacak çok da fazla bir şey yok aslında beklemekten başka. Mutlaka Sayın Fatih Terim'de çok daha iyi bir kadro, güçlü bir kadro bekler. Ama ifade edildiği gibi farklı sorun kalemleri var ve her birinin çözülmesi için zaman var gibi görünse de bence bazıları çözülebilecek, hepsi de çözülebilecek sorunlar gibi gelmiyor bana. Mutlaka bir ikisi açıkta kalacak ve gözler yine Sayın Fatih Terim'in kişisel performansına, sezon içi performansına yönelecek diye düşünüyorum. Geçtiğimiz sezondan belki de daha zorlu bir sezon Fatih Terim'in bekliyor olacak. Net Şampiyonlar Ligi var çünkü ve ben endişeliyim o açıda. Fenerbahçe ile devam edelim istersen. Fenerbahçe'de şu sıralarda bir hazırlık maçı oynuyor. En son 2-1'de yanılmıyorsam. Tabii programı tekrarda olacağı için çok fazla o toplara girmemeye çalışıyorum aslında. Ama girdim biraz galiba. Evet, şu anda yani şunu aslında söyleyeyim. Santrforsuz oynadı. Alper Potuk yanılmıyorsam bugün Filip Kokuyor onu ileride oynattı ama 3 aşağı 5 yukarı kafasındaki kadroyu en azından son 2-3 maçtır oynatmaya çalışıyor Sayın Filip Kokyu. Şu anda en büyük önceliği Fenerbahçe'nin forvet. Origi var, Slimani var, Jansen zaten eski oyuncusu. Batshuayi gibi isimler konuşuluyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'nin bir de yarın gece yanılmıyorsam UEFA'ya bir kadro bildirme zorunluluğu var. Ve burada da en son 4,5 milyon euroluk bir fark vardı. Doğruymuş arkadaşlarım da beni uyarıyor. Bu anlamda da bazı oyuncuların da elden çıkarması gerekiyor. Listeye yazabilmesi adına. Fenerbahçe'de de gerçekten Galatasaray'da olduğu gibi zor bir planlama var önünde. Belki de çok daha zor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki eleme turunda çok daha sert bir rakiple oynayabilirler. Benfica'ya da geçmeleri halinde. Şimdiden aslında oturdu oynayabilecekleri çapta bir rakiple karşılaştılar zaten. Yani karşılaşacaklar. Dolayısıyla
Benfica'ya rakip olmak, daha önce de konuştuk bunu, geçtiğimiz sezonlarda da bu erken elenişler ligin ilk haftalarında özellikle gerçekten büyük bir karın ağrısı deyim yerindeyse. Çok baş ağrıttı. Dolayısıyla tabii ki şu anda bunu düşünmek bile istemiyordu Fenerbahçe taraftarı. Bir an önce eldeki koşullar çerçevesinde Benfica'ya hazır olmak tek hedef. Sen de az önce hazırlık maçında dem vurdun. Özellikle altını çizdin. Tabii bizi izleyen Fenerbahçe taraftarı, özellikle futbol severler, Beşiktaş'a, Galatasaray'a muhabir var. Fenerbahçe'ye niye yok sorusunu sorabilirler. Bunun altını çizelim bu arada. Herkes şu anda maçta. Bunu da böyle açıklayalım. Yok, izleyicilerimiz sağ olsun o kadar anlayışlı oluyorlar. Ya, anlıyorlar o kadarını. Peki biz yine de altını çizelim. Yani Fenerbahçe'nin görünür sorunları var. Bu konuşuluyor. Bunu Sayın Ali Koç da dönem dönem zaten tüm yöneticilerin yaptığı gibi farklı kulüplerde ifade ediyor. Fenerbahçe'de de aslında aynı şarkı söyleniyor. Bekleyelim, görelim şarkısı. Pardon. İşin gerçeği. Ama her zaman şunu söylüyoruz. Sayın Komoli'nin listesi tabii çok geniş bir liste ve özellikle Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda da Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen herkes ya gol atıyor ya asist yapıyor. Evet, yani o da gerçekten Fenerbahçe adına tatsız bir durum. Yani fazlaca parlıyorlar. Ama bir yandan da o listenin ne kadar geçerli, ne kadar iş bilen bir liste olduğu da bir kez daha. Yani, ha, bizim oyuncumuz olmadıktan sonra ne işimize yarar? Olsun evet, yani, bu da referans bir düşünce olarak sistemi en ama. Azından doğru hamleler, doğru gözlemler yapıldığı ortaya çıkıyor. Bu da bence önemli. İlk adı çıktığında bizim de çok fazla hani üzerinde durduğumuz Rafinha keşke gelse, Süper Lig'e çok şey katar. Fenerbahçe için çok önemli olur. Rafinha gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Keza Enkudu öyle. Yine şahane bir gol attı Tottenham'da. Ama Enkudu bu takımda önümüzdeki sezon kadroda düşünülür mü? Bence düşünmeme ihtimali hala çok düşük değil. Tam bir ortalama ama tabii bu ihtimalleri düşünürken Enkudu'nun her maçta aşağı yukarı gol atmaya başladığını da ifade edelim. Zaman zaman etkileyici performanslar ortaya koyuyor maç içinde. Bu hazırlık kampı, ilk etap kampları bittikten sonra tabii kulüpler büyük ölçüde karar alacaklardır bu oyuncular için. Özellikle Barcelona'da Denis Suarez hala bence çok etkili değil. Çok büyük ihtimalle kiralanması düşünülecektir Rafinha'yı bilmiyorum ama yine Fenerbahçe'yle adı geçtiği için söylüyorum. Diğer isimlere geldiğimizde kısa kısa Slimani için zaten söylenecek çok bir şey yok. Keza Batshuayi için de çok doğru tercihler olurlar. Süper Lig'e değer katarlar ama Slimani'nin Sporting Lisbon'la yeni bir flört dönemi başladı. Bilemiyorum nasıl o süreç sonuçlanacak. Bu çok önemli. Ve Batshuayi için zaten söyleyecek bir şey yok ama Batshuayi'nin tercihi bu aşamada Türkiye olur mu? Ben açıkçası ben çok da kuvvetli ihtimal gibi görmüyorum. Ben de görmüyorum aynı bakacağız. Şekilde. Açık kapıyı bırakalım. Bu isimler arasında galiba en kuvvetli ihtimal Yansın. Yine Yansın olacak. Evet, programımızın bitmesine az bir süre kaldı. Trabzonspor'la ilgili de birkaç gelişme verelim. Çok da fazla yabancı transferi de aslında bilerek girmek istemedim. Çünkü özellikle Milan-Juventus arasındaki hareketlilik eğer bu gece bir resmiyet kazanırsa yarınki programda daha doya doya konuşulur. Bir cümle söyleyeyim mi? Söyle. Inter-Vidal. Tabii yani Inter'le yani zaten birçok konu var. Yine Lucas Digne Everton'a gitti. Önemli evet. Transferler oluyor ama yarın daha detaylı konuşulabilir bunlar. Erik Ayuk transferi Trabzonspor'un getirdiği oyunculardan bir tanesiydi. O yetiştirme bedeli sorunu oldu. Önce istenmeyeceği söylendi. Daha sonra bir 450 bin euroluk maliyet çıkınca Trabzonspor bu transferden vazgeçtiğini duyurdu. Onu aktaralım. İki İranlı isim aldılar. Fena isimler de değil. Bir uyum çerçevesinde Trabzonspor'a katkı yapabileceklerini düşünüyorum şahsen ben. Ve Torre 3 yıllık imza atıldı. Orada da Ayasofya önünde. Bence çok güzel düşünülmüş. Trabzonspor'un yani Trabzon şehrinin önemli simgelerinden bir tanesinin önünde imza töreni düzenlemek bence çok akıllıca bir iş. O yüzden de ben şahsen kendi adıma tebrik ediyorum Trabzonspor'u. Torre ile de 3 yıllık imzalar atıldı. Neler söylersin Trabzon'la ilgili? 1 dakikam var. Şimdi yani parasına göre şu anda mali durumlar ortada. Yine mali durum en çok kullandığımız şey de bu oldu. Ama öyle yani bugün kulüpler de aynı şeyden bahsediyor. Geçtiğimiz gün kulüpler evet. Birliği toplantısı maalesef. Çıkışında da aynı şeylerden bahsedildi maalesef. Yani durum sıcak bu. Para akışı da bu aralar tabii sezon yok. Öncesi bilet gişe olmadığı için çok fazla sağlanamıyor. Yani Trabzonspor kendisine göre, yapısına göre transferler yapıyor ama bunlar tabii ki riskli transferler. Toure transferi en başta stoper anlamında tabii benim için bir soru işareti. Yani çok öyle özellikli bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Ama
kendi yapısını, kendi dinamizmini bulursa hiç beklenmedik oyuncuları bile bu yapı içinde eritebilecek, kendine entegre edebilecek bir yerdir Trabzon ve Trabzonspor. Bundan sonra onlar için tabii enteresan bir dönem başlıyor. Çünkü son yıllarda gelen transferler ve bu transferlere verilen paralar gösterişliydi. Beklenen sonuçlar çıkmadı. Bakalım bu kez çok daha az gösterişli isimlerle nasıl bir yol tutabilecek Trabzonspor. Peki sevgili Güney, senin adına ben kendime teşekkür edeyim o zaman mekanın sahibi sen olduğun için. Teşekkürler Kerem. Rica ederim bekleriz. Her zaman. Zaman hoş zaman geldin. Hoşça kal. Seviyorum Transfer Market'i. Sen de hoş geldin ve güle güle. Güle güle. Değerli izleyenler, böylece Transfer Market'in yine sonuna geldik. Biraz sonra Şampiyon Kulüpler Kupası. Uluslararası Şampiyonlar Kupası. Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda önemli bir maçı bu ekranlardan takip edebileceksiniz. Şimdi hoşça kalın.